Sevgili TV6 izleyenleri, bugün Türk Tarih Kurumu'ndayız. Burada çok önemli bir etkinlik var. Tripoliçe katliamı ile ilgili bir panel gerçekleşecek. Biz de takipçisi olacağız. Beraber şey yapalım. Evet. Birçoğu yabancıların çektiği görüntüler. Dolayısıyla sürekli bizi kendi arşivlerimizi kullanıyoruz. Taraflı belgeler şeklinde itham ediyorlar. Zaten belgesel filmimizde de göreceksiniz. Tamamen yabancıların yazdıkları üzerinden biz belgeselimizi oluşturduk. Bu filmlerin bir büyük kısmı da yabancı fotoğrafçıların çektikleri. Böyle başlayalım isterseniz. Mesela Kızılay arşivinden yaptıkları tarihi bak, bu yollarına. Evet, böyle gezelim isterseniz hızlıca. Zaten şeylerin açıklamalarını yazdık. Zarar için yaratılmış. Evet, kesinlikle. Yani giderken de... Efendim, bizler 3335 sayılı kanuna dayalı olarak Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği adı altında 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş bir birlikiz. Türkiye'deki bütün Yörük Türkmen Birliği'nin çatısı olsun diye yola çıktık. Bir takım çatımızın altına aldık. 57 ilde teşkilatı olan, kendi bünyesinde 150'ye yakın dernek, federasyon ve konfederasyon olan bir birlikiz. Vatanımıza, milletimize ve bu devlete vatandaşlık bilincine erişmiş insanlar olarak hayatımızı geçirelim diye bu devletin yanında olmak için, devlet-millet kaynaşmasını bir araya yapabilmek için yola çıkmış bir grup arkadaşlarla yola çıkmış insanlarız. Yolda kar topu misali yürüdükçe topumuz büyüyor, görevimiz büyüyor. Hakikaten Türk olmak zor. Çünkü dünya sizle uğraşır diyor Fatih Sultan Mehmet. Türk olmamak daha zor, bu sefer Türkler sizle uğraşır diyor ya. Türk olmak zor, boş durmamak lazım. Şimdi maalesef ne zaman bir zafiyetimizi görseler bu iddiaların biz şiddetlendiğini görüyoruz. Daha fazla üzerimize geliyorlar. Tabii bu konuları biz hep savunma şeklinde, efendim şöyle dediler, bizim cevabımız bu olsun diye değil. Biz büyük devletiz. Mağduriyetler üzerinden mümkün değil. Bugüne kadar hiç şikayet bile etmedik. Çünkü bizim anlayışımız, dünya görüşümüz çok farklı. Kendileri gibi zannediyorlar. Ben geçen haftaki toplantıda da söyledim. Yani biz güya mağdur edebiyatı şey, böyle değil. Hayır, bunların vahşetini biz anlatıyoruz. Bizi kimse mağdur edemez. Tarih 15 Mayıs 1919. Yunan orduları İzmir'e asker çıkarıyor. İşgal emrini müttefik kuvvetlerden İngiliz Yüksek Komiseri, Kraliyet Donanması Amirali Sir Arthur Calthorpe vermişti. Amiral Calthorpe, Türklerin Rum halkına soykırım yaptığını ileri sürerek, Osmanlı Devleti ile müttefik devletlerin arasında yapılan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesine dayanarak İzmir'in Yunan orduları tarafından işgalini emretmişti. Yunan Ulusal Marşı'nda da geçiyor Tripoliçe katliamı. Ve şöyle diyor Yunan Ulusal Marşı'nda, yani savaşa devam eder, tüfek ateşlenir ve kılıç keser. Kavga inatla ve geceler boyunca devam eder şeklinde ve daha sonra çok daha kanlı olaylar bu marşta, Yunan Ulusal Marşı'nda anlatılıyor. Bugün biz burada tatsız bir konu için birlikteyiz. Ne yazık ki Yunanistan'la, Yunanlarla ilişkilerimiz genellikle böyle tatsız tarihsel olaylarla gerçekleşiyor. Geçen hafta Sayın Başkanımız bahsetmişlerdi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde. Sayın Dekanım Levent Hocam, o zaman oturum başkanı, ben konuşmacıydım. Bu kez Batı Anadolu'daki Yunan mezalimini tartışmıştık. Ben de bir Lozan'la ilgili konuşma yapmıştım. Aslında Tripoliçe milli mücadele yıllarındaki Yunan mezalimi ve Kıbrıs'ta yaşananlar çok tipik bir suçüstüdür.
yani tutanaklarla belirlenmiştir. Hatta tanıklarla, yabancı tanıklarla belirlenmiştir. O zaman da söylemiştim, Türkiye'nin elinde Lozan Antlaşması gibi bir senet var ve bu senet sadece bizim sınırlarımızı belirlemiyor. Aynı zamanda Yunanistan'ın kendisinin Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında bir savaş suçu işlediğini ona kabul ettiren bir belgedir. Yani Yunanistan orada savaşa aykırı davrandığını, savaş hukukuna, kanunlarına aykırı davrandığını belirtmiştir. Bu anlamda aslında bu yakın dönemde, yani 20. yüzyılda yaşadığımız milli mücadele ve daha sonra Kıbrıs'ta yaşananlar, yaşananlara baktığımızda Tripoliçe katliamı, orada yaşanan vahşet sanırım bu sonra yaşananlar için bir prova gibiydi. Bir prova gibiydi. Ama ben şunu da söylemeden edemeyeceğim. Türkiye'de bilimsel anlamda halkla ilişkiler çalışmaları biraz geç başlamıştır. Yani halkla ilişkiler, bilimiyle ilgili araştırmalara baktığımızda bu araştırmacı gazetecilik olsun, bu propaganda olsun, bu konuda Batılıların, Amerikalıların çok çok daha önce hatta olmayan sorunları bile gündeme getirmekte son derece mahir olduklarını gördük. Ben Birol Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Türk Tarih Kurumu'nun duyarlılığı konusunda gerçekten üst üste bu tür toplumsal meseleler Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren ama iç politikada da birlik olmamızı sağlayacak olan konulara katkı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir akademisyen olarak çok yakın zamanda epey işbirliğinde bulunduk. Hepsinde de çok ciddi anlamda katkılar gerçekleşti. Ben bu açıştan sonra konuşmalara geçmek istiyorum. Ama öncelikle Tripoliçe katliamında, milli mücadele yıllarında, Kıbrıs'ta ve daha bilemediğimiz nice vahşetlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Saygılı önlerinde eğiliyorum. Şöyledir aslında kişilik hakları. Ölümden sonra da devam eder. Bir yerde de Türkiye Cumhuriyeti uluslararası bağlamda da bu katliamların hesabını, bu katliamın hesabını bilimsel verilerle sunma görevinde üstlenmiş görünmektedir. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Birol Çetin yanımızda. Birol Hocam, öncelikle çok güzel bir etkinlikti. Gerçekten bilgilendik. Neler söylemek istersiniz bu etkinlikle ilgili ve devamı gelecek mi, bunu sormak istiyorum. Evet, 2,5 saat sürdü ama nefes almadan izledik. Gerçekten çok iyi hazırlanmış hocalarımız. Soluksuz izledik. Şimdi tabii bizim tarih kurumu olarak görevimiz hakikati ortaya çıkarmak ve 91 yıldır da bu işi yapıyoruz zaten. Fakat karşımıza gelen iddialar bilimsellikten uzak, hiçbir altyapısı yok. Yani cevap versek mi vermesek mi diye tereddüt ettiğimiz şeyler. Daha çok sloganlardan öteye geçememiş. Oysa bizim hocalarımızın bütün ifadeleri arşiv belgelerine dayalı. Hepsinin bir belgesi var. Uzun çalışmalar sonucu bu makaleler ortaya çıktı. Dolayısıyla biz muhataplarımızdan da aslında bilimsel yöntemlerle bize cevap vermesini istiyoruz. Tabii ki ülkemiz aleyhine yapılan her türlü karalama kampanyası önce Türk Tarih Kurumu olarak biz itiraz ediyoruz. Ermeni meselesinde olduğu gibi. Tabii ki devam edecek. Yani bizim hedefimiz dünyada barışın, huzurun, Türklerin misyonudur bu. Yani sadece bölgemizde de bütün dünyada. Dolayısıyla bu tarihi misyonumuz devam edecek elbette. Dünya güzel bir yer olana kadar biz çalışmayı bırakmayacağız inşallah. Evet, bugün Türk Tarih Kurumumuz kendi misyonuna, şanına yakışır güzel bir etkinlik, güzel bir panel düzenliyor. Biz de bu panele katılmak istedik. Tarih şuurumuz gençlerimize de aktarılacak şekilde artmalı. Türk milleti yeniden tarih sahnesinde büyük millet olarak çıkıyor. Tarihimizi, özellikle de yakın tarihimizi çok iyi bilmek, gençlerimizi, bütün vatandaşlarımızı bu anlamda bilinçlendirmek lazım. Tarih kurumunu, kurum başkanı ve paydaşları tebrik ediyorum. Yunan isyanının başladığı günlerde 5 Ekim'de ve 5 Ekim'e devam eden birkaç gün içerisinde çok ciddi bir katliam
yapılıyor Yunan isyancılar tarafından. Bu isyanda 40 bine yakın insan öldürülüyor. Bunun 30 bininin Türk ve Müslüman olduğu, 10 binin de Yahudi olduğu belirtiliyor. Aslında çok böyle gün yüzüne çıkmış bir katliam değil. Ama artık tarihçiler bunu net somutlaştırdılar. Aslında daha önce araştırmacı vardı ama biraz da toplumun bu konuda daha fazla bilgilendirilmesi doğrultusunda Türk Tarih Kurumu'yla bu katliam üzerine bir panel gerçekleştirdik. Hepsi bilimsel veriler, en küçük rakamına kadar, detayına kadar gerçekten belgelerle, fotoğraflarla, birinci elden kaynaklarla Tripoliçe'de yapılan, Türk ve Müslümanlar üzerine yapılan, Yahudilerin öldürülmesi üzerine yapılan katliam ortaya çıkarıldı. Aslında bu bugün Yunan toplumuyla bir hesap sorma değil ama Yunan hükümetine dair, Yunan hükümetinin bir yerde de kendisine çeki düzen vermesi ve Tripoliçe'den başlayan, sonra milli mücadele yıllarında Batı Anadolu'da ve Doğu Trakya'da görülen mezalim, daha sonra Kıbrıs'ta gördüğümüz 1960'larda hepsi aslında bir kronolojik bir dizgi içinde gidiyor. Ama bu anlamda da uluslararası sistemde Yunan hükümetinin, Yunanistan devletinin pek de masum olmadığını rakamlarla, bilimsel verilerle kanıtlamaya çalıştık. Değerli hocalarımız konuştu, hepsinin de uzmanlık alanıydı. Ben de bu oturumu yönettim. Bir de Milli Marş var. Onunla ilgili de birkaç cümle alabilir miyiz? Yunan Milli Marşı. Yunan Milli Marşı doğrudan doğruya Türklere karşı verilen mücadelenin ve Türklerin katli üzerine inşa edilmiş ve bugün iştahla söylenen bir milli marş. Bizim milli marşımız ise herhangi bir milleti hedef almadan, hatta içinde Türk milleti ifadesi bile geçip hiç ayrımcılık yapmadan ciddi bir motivasyon kaynağımız. Yani iki tarafın milli marşları üzerindeki böyle bir içerik analizi yapıldığında Türk Milli Marşı'nın ne kadar, İstiklal Marşımız ne kadar ağırbaşlı, ne kadar düzeyli olduğu ve ne kadar aslında belki bağımsızlık simgemiz ama herhangi millete hedef almadığı görülür. Ama Yunan Milli Marşı'nın da açıkçası temel dinamiklerinden birisi bu Mura'daki isyan ve Türklere uygulanan katliamdır. Yörük Türkmen Birliği Başkanı yanımızda. Birliğiniz de bu etkinliğin bileşenlerinden bir tanesi. Evet. Bu etkinlikle ilgili neler söylemek istersiniz? Efendim, tarihsel bir gerçeği gün yüzüne çıkarmak için bir harekete geçtik. Biliyorsunuz geçen sene Tripoliçe'nin 200. yılı münasebetiyle bir onur günü diye Yunanistan kutlama yaptı. Oradan kaynaklanarak öğrendiğimiz konu üzerine araştırmalar yaptık. Bu utanç günü olduğunu fark ettik. Sivil toplum örgütlerinin bazen devletlerin dokunamadığı yerlere dokunabilmesi lazım bu ülkenin sivil toplum örgütleri. Biz de onu yerine getirmeye çalıştık. Bütün akademik çevrelerle bu konunun ortaklarımızla beraber bir organizasyon yaptık. Allah kısmet ederse akademisyenlerimiz tarihçiler gün yüzüne çıkarsın diye bu konunun uzmanları tarihçilerle çok güzel bir panel programı yaptık. Sonra bu bilgiler belgelerle uluslararası hukuk alanına taşıyacağız konuyu ve bunun katliam olduğunu, bir soykırım olduğunu, bu konunun gizlemenin anlamı olmadığını tüm dünyaya, tüm uluslararası devletler nezdinde açığa çıkarmak için bir gayretimiz oldu. Ben burada katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi hem seyircimizle hem bu panelimizi yaydığınız için, yayınladığınız için çok teşekkür ederim. İnşallah niyet hayır, akıbet hayır olur. Önümüzdeki günlerde başka projeler var mı? Özellikle bu bilgilerin gençlere aktarılması ile ilgili. Tabii birkaç panel, birkaç konferansımız olacak. Bunları yazılı çizili olarak hem medyada da paylaşacağız, hem film ortamında paylaşacağız. Ondan sonra da uluslararası arenaya taşıyacağız efendim.